Tabii genelde Türkiye'nin her yerinde vardı. Bu ağırlıklı olarak Edirne Selimiye Camii. Edirne'deki Bedesten. İstanbul'da Yeni Camii, Sultanahmet Camii, Şehzade Camii, Nuru Osmaniye Camii gibi, bir de mesela Sultanahmet'teki Bedesten gibi çok büyük eski eserlerin hepsinin restorasyonları da bulunmuştur. Ekibiyle beraber ben de geliştikten sonra ona yardımcı olarak bu eski eserleri yaptık. Eskiye çok merak olduğundan dolayı da köyüne her sene gelir, bir 3-5 ayını burada geçirirdi. Köyde atalardan, dedelerden, işte babasının babası neler kullanmış köyde, hangi araç gereçler kullanılmış, bunları bir araya toplamaya karar vermiş. Ve köyde mümkün olduğu kadar kimden ne bulduysa toplayıp böyle bir müze oluşturmaya niyetlenmiş ve bu kadarına kadar başarmış. Bize göre çok enteresan şeyler de vardır. Tabii baktığınız zaman 100-120 sene önce kullanılan bazı eşyalar da vardır burada. O tamamen babamın merakından kaynaklanan bir şey. O böyle bir şeyi oluşturduktan sonra da bizler de kuzenler olarak ve ben evladı olarak babamın bunu bir mirası kabul ettik. Olabildiği ölçüde korumaya çalışıyoruz. Kendimiz de biraz bir şeyler bulabilirsek koymaya çalışıyoruz. Ama tabii çok eskiye gidemiyoruz biz maalesef. Artık bunlarla yetiniyoruz. Ben ve kuzenlerim köye çok meraklıyız. Dede evine çok meraklıyız. Dolayısıyla bu evi yaşatabilmek adına her sene bir bütçe oluşturuyoruz. O bütçe doğrultusunda evi ayakta tutabilecek ne yapılması gerekiyorsa onları geliyorum ben yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Öyle yaptığımız sürece de herhalde bu ev ayakta kalacak. Umudumuz o. Eski gaz lambası. Tabii bunu bir bakımını yapmak lazım. Ama çok da eskiliğini bozmamak adına çok oynamıyoruz. Tabii burada ağırlıklı olarak köyümüzde hep kullanılan kaynatma kazanları, yemek kazanları, kaynatma kazanlarımız esas içeride zaten. Yemek kazanları, işte güğümler, baktığınız zaman ibrikler, yani şöyle baktığınız zaman orada çok eskiden kalan bir tane şey